Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle sorumuzu okuyalım. Yağmurlu bir cumartesi sabahı, Armağan, annesinin evin çok pis olduğu ile ilgili şikayetiyle uyanıyor. Armağan'ın kardeşi, Armağan'a, yağmur yağdığında annem hep huysuz oluyor, diyor. Bunun üzerine Armağan, bu durumun doğru olup olmadığını araştırmaya karar veriyor. Bir sene boyunca annesinin huysuz olduğu ve yağmur yağan günleri ayrı ayrı kaydediyor. Sonuç olarak yağmur yağmasının ve annesinin huysuz olmasının iki bağımsız olay olduğuna karar veriyor. Araştırmasında kullandığı verinin bir bölümünü aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Sıklık tablosundaki boşlukları doldurunuz. Sorumuz bu. Şimdi bakalım bunu nasıl çözeriz? Tablodaki boşlukları nasıl doldururuz? Şimdi burada yağmurlu ve yağmursuz günler var. Evet, burada toplam gün sayısı var. Ve burada da yağmurlu günlerde annesinin huysuz olup olmadığını gösteren sayılar yer alacak. Yani buraya o sayılar gelecek. Yağmursuz günler içinde yapmış. 35 gün yağmur yağmış. 330 gün yağmamış. 73 gün annesi huysuzmuş. 292 gün huysuz değilmiş. Sayılarımız bu şekilde. Evet. Şimdi fakat bu boşlukları nasıl doldurabiliriz? Bizim için önemli soru bu. Şimdi 4 tane kutu var elimizde. Ama elimizde bunların içlerini doldurmamızı sağlayacak yeterli bilgi var mı? Önemli olan nokta bu. Hemen Soruda bize verilen önemli bilgiyi size hatırlatmak istiyorum. Armağan'ın annesinin huysuz olması ve yağmur yağması birbirinden bağımsız olaylarmış. Yani burada başka bir renk kullanalım. Annesinin huysuz olmasının olasılığının yağmur yağmasıyla bir ilişkisi yok. Başka bir deyişle annesinin huysuz olmasının yağmur yağması şartlı olasılığı ile annesinin huysuz olmasının olasılığı birbirine eşit olacak. Peki bu ne demek? Annesinin huysuz olmasının olasılığını hesaplayarak işe başlayabiliriz. Şimdi 365 günden 73'ünde annesi huysuzmuş değil mi? Ve bu 73 bölü 365 eder. Bunu sayısal olarak ifade etmeye çalışırsak bu olasılığı 73 bölü 365 eder. O da ne ediyor? Hesap edelim. Hesap makinemize yazdık. 0,2 eder. 0,2. Yani bize verilen bilgiye göre Armağan'ın annesinin uysuz olmasının olasılığını en iyi şekilde 0,2 yani %20 olarak tahmin edebiliriz. Bu durumda burada yazdığımız gibi annesinin uysuz olmasının yağmur yağması şartı olasılığı da %20 olacak. Yani aynı. Bu kutucuk annesinin yağmur yağdığında uysuz olmasının olasılığını veriyor bize. Ve bunun az önce %20 olduğunu söyledik. Neden? Tekrar ediyorum. Çünkü bunlar bağımsız olaylarmış. Ve bunun için burası %20 olacak. Armağan'ın annesinin uysuz olmasının olasılığı yağmur yağsa da yağmasa da %20. Evet ancak bu durumda soruda söylendiği gibi bu iki olay birbirinden bağımsız. 35'in de %20'si nedir? %20 e 1 bölü 5'e eşittir. 35'in 1 bölü 5'i de ne eder? 7. Evet. E, o zaman bu kutucuğa ne kalıyor? 35 eksi 7 dersek 28. Evet bu kutucuğa da 28 gelecek. Burası 7 ise 73 eksi 7'den bu kutuya da 66 gelir. Ve son olarak bu kutu içinde 330 eksi 66'yı ya da 292 eksi -28 28'i de hesaplayabiliriz. Evet bakalım ne ediyor? 292'den 28'i çıkartırsak. Evet 264. Doğru olduğunu kontrol edelim. 66 artı 264 de 330 eder. Evet gördüğünüz gibi sağlamasını da yapmış oluyoruz. Bu soruyu çözmemiz için bu olayların bağımsız olduğunu bilmemiz yeterli oldu. Yani annesinin huysuz olması için yağmur yağması ya da yağmaması gerekmiyor. Huysuz olmasının olasılığı yağmur yağsa da yağmasa da değişmeyecek. Annesinin huysuz olmasının olasılığı için de elimizdeki bilgileri kullanarak %20'yi bulduk. Bu tabloyu doldurmak için de yağmur yağsa da yağmasa da annesinin huysuz olmasının olasılığının eşit olması gerekiyor. Evet, biz de az önce...